Afet fonu nedir? Türkiye'de afet fonu kurulabilir mi? İşte bu soruların cevabı videomuzda. Türkiye, diğer ülkeler içerisinde en çok turist ağırlayan bir ülke. Dünya ülkeleri içerisinde çok fazla gezilip görülecek yeri olan Türkiye, aynı zamanda ekonomik anlamda da yabancılara cenneti yaşatıyor diyebiliriz. Bunların yanında bir de Türk pasaportunuz varsa işler daha da kolaylaşıyor. 118 ülkeye vizesiz giriş izni veren Türk pasaportu, yatırımcılar için de büyük bir öneme sahip. Tüm bunların yanında yabancılar için Türkiye vatandaşı olmak artık çok kolay. Belki de diğer ülkeler arasında bu kadar kolay vatandaşlık veren başka bir ülke yoktur. Türkiye'den 400 bin dolara bir gayrimenkul satın alarak kolayca Türk vatandaşı olunabiliyor. Peki yabancılara sağlanan bu kolaylıkları ülkemiz için faydalı hale getirebileceğimizi söylesek, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre bölgenin yeniden inşası için 100 milyar dolarlık bir yatırım maliyeti bulunuyor. Bu duruma benzer felaketleri yaşayan ülkeler afetlere özel fonlara sahip. Bu ülkelerin en başındaysa Karayip ülkeleri yer alıyor. İsviçreli Henley Partners'ın Türkiye direktörü Burak Demirel, böyle bir afet fonunun Türkiye'de de kurulması gerektiğine dikkat çekti. Dünyada vatandaşlık veya oturum izni veren bazı ülkeler imar, afet ya da teknoloji gibi fonlara sahip. Vatandaşlık isteyen kişilere önce oraya bağış yapılmasını zorunlu tutuyor. Demirel, kanunda bir düzenleme ile Türkiye'de kendi imar ya da afet fonunu kurabilmeli dedi. Yani Türkiye'de konut ve vatandaşlık alacak kişiler önce 100 bin ya da 200 bin dolar bu fona bağış yapar, sonrasında konut alır. Böylece orada biriken kaynak da deprem bölgesinin ihyasında kullanılabilir. Çünkü konut ya da vatandaşlık alan kişiler o ülkenin tüm imkanlarından faydalanabiliyorlar. Dileriz en yakın zamanda Türkiye için de bir afet fonu kurulur ve yaşanan asrın felaketi gibi durumlardan doğan ekonomik hasarların da bir nebze olsa önüne geçilmiş olur. Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarındaydık. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.